Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe Denürkler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Angora karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 28 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model yapacağım. Anlatımını yapacağım inşallah şöyle. Ben şöyle angora ile kullanıyorum. Ee, siz bunu koton türü iplerle de örebileceğiniz bir model hanımlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle anlattığım zincirlerimiz her bir modelimiz için 10 ve katlarından oluşuyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir modelimiz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 3 model üzerinde anlatacağım. Şöyle bir tane fazla çekmek istiyorum hanımım şöyle artı bir zincir diyelim ipimi doladım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 zincirime batıyorum şöyle bir aynı yere batıyorum 2 aynı yere battım 3 4 5 6 7 tane şöyle trabzan yapıyorum onlar 7 tane trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 inci zincirime batıyorum şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 zincirime giriyorum bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi yedi tane trabzanımı ördüm 1 2 3 zincir buradan yine sayırım 1 2 3 4 5 zincirime batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 zincirimi şöyle battım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir Şöyle hanımlar 2 zincir çekip ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 batıp şöyle 10 10 artı 5 yapın hanımlar şöyle kenar trabzanımı yapıyorum 3 model üzerinde anlatmak istiyorum şunu artı şu modeli eşi şey kenar 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum ipimi doladım ilklk trabzanın tepesine batıyorum şöyle 1 kapatmıyorum hemen yandaki trabzana battım 2 şöyle beraber kapattım 1 2 3 zincir dibindeki ne değil Bir sonraki şöyle trabzanın tepesine batıyorum sık iğne ile sabitledim hemen önümdeki trabzanın beline şöyle giriyorum sık iğne 1 2 şöyle battım 3 1 2 3 zincir ipimi doluyorum burada kalan iki trabzanımız var bir kapatmadım 2 iki, ikisini bir kapattım ipimi doluyorum diğer trabzanın tepesini şöyle bir kapatmıyorum 2 i̇ki, ikisini bir kapattım 1 2 3 4 zincir burada çekelim dibinde nedir bir sonraki trabzana battım şöyle trabzan önümdeki şöyle trabzanın beline doluyorum şöyle 1 iki tane şöyle sık iğne şu boşluğa düz batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım kalan iki trabzanın tepesine şöyle 1 2 hepsini bir kapattım İpimi doluyorum. Diğer tırabzan modelin tepesine ilk tırabzana battım. 1 2 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 zincir. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle sıh iğne. Önümdeki trabzanın beline giriyorum. Şöyle belinden sıh iğne alıyorum. 1 2 Buradaki şu boşluğa batıyorum. Şöyle sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şöyle 1 2 Sonuncuya da şöyle batıyorum kenar. Şöyle bir kapattım ipimi doladım. Ve buradaki zincire batıyorum kenar mı yapıyorum anneler. Fazla kalan zincirimizi de şöyle üçüncü zincirden kesip 1 2 3 Şöyle ipimizi çekiyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Herhangi bir açılma, sökülme olmuyor bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradaki şu topladığımız trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum Şuradaki sık iğnelerime batıyorum. Bak. Bir. Yandakine battım. 2 bir sonrakine battım 3 3 tane trabzanımızı yaptık hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum Şuradaki boşluğa giriyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım Bakın sık iğnenin içine batıyorum. İlk sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle kapatmıyorum. Tekrar ipimi doladım. Bir sonrakine battım. 2. Bir sonrakine battım. Şöyle 3. Hepsini bir şöyle kapattım. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Şu boşluğa giriyorum. Bir trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum şöyle mı oluşturuyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın buradaki sık iğnenin içine giriyorum ilk sık iğneye battım trabzan 1 kapatmıyorum ikinciye battım 2 i̇ki, şöyle 3 hepsini bir kapattım bir iki üç zincir ipimi doladım şu zincirin içine şöyle batıyorum bir traps 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle ve mi oluşturuyorum burada yarım modellerimiz olacak kenarda 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 tane trabzan zincirle beraber 4 oldu 1 2 3 zincir buradaki şu tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım yuvamın içine giriyorum bir iki üç dört beş altı yedi yedi tane trabzan mı yaptım bir iki üç zincir şu tepe şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım yuvamın içine girdim yine 7 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 zincir bakın ortadaki topladığımız trabzanın tepesine batıyoruz sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir ipimi doladım buradaki yuvan içine giriyorum 1 2 3 şöyle 4 4 tane yaptım 1 2 3 4 zincir hatta 3 zincir çekelim ve dönüyorum ipimi doladım 1 zincir çekiyorum dönüyorum. Hemen şöyle batıyorum 1. Yandakine battım şöyle 2. Şu araya battım yine üç tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Kalan 2 tırabzanımız var. bir kapatmıyorum. 2 hepsini bir kapattım. İpimi doladım diğer bakın modelin tepesine battım 1 2 Hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum sık iğne. Bir sonraki tırabzanın şöyle beline giriyorum. 1 2 Şu boşlar bu şekilde dik batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 hepsini bir kapattım ipimi doladım diğer modeli de aynı şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da uyguluyoruz sıramızı modelimizi tamamlayıp şu sıra sonuna kadar beraber gelelim anında. Evet hanımlar sıra sonra geldim ipimi doladım ilk trabzanın tepesine batıyorum. Burada yarım modelimiz var bir, iki hepsini bir kapattım bir iki üç 4 zincir dibindekine batıyorum şöyle sık iğne. Hemen yanındakine battım şöyle sık iğne zincirimin içine batıyorum sık iğne 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım buradaki şöyle trabzanın içine battım sık iğnenin içine battım bir tane şöyle yarım modelimiz olduğu için bu kadar anılar şöyle 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki boşluğa giriyorum Şöyle bir trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım, aynı yere battım, yuvamı oluşturuyorum. Şimdi modelimizin 3. modelin ilk ilk sırasındayız. 1 2 oldu. Şimdi 3. sıra e, modelin ilk sırasını kuruyoruz. Onu kurarken modelimiz şöyle birinci modeli kurmuş gibi. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Buradaki sık iğnenin içine giriyorum. 1 2 3 3 tane tırabzanımı yaptım. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şu boşluğa batıyorum. 1 1 2 3 zincir aynı yere battım şöyle yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen bakın sık iğneme batıyorum ilk sık iğne bir trabzan kapatmadım ikinciye battım üçüncüye batıyorum şöyle hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın şu ara boşluğa batıyorum bir tane trabzan 1 2 3 zincir şöyle bir ve oluşturdum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın buradaki sık iğneye batıyorum bir iki şöyle sona bakıyorum batıyorum bir tane de kenar trabzanı yapmak istiyorum onun şöyle kenarımızın düzgün gelmesi için bakın 1 2 3 ile başladık 1 2 yarım burada yarım burada kenarlarda yarım oldu şimdi 1 2 3 model tam yine yapacağız aynı şekilde yine devam edeceğiz 1 2 3 zincir şöyle bir zincir çekip şu tepe sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ve enin içine giriyorum şöyle bir 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir şu trabzanların tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve içine girdim ve yine 7 tane trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar sıra sonuna geldim 3 zincir çektim buradaki zincire şöyle tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum burada 1 2 3 4 4 zincir çektim ve dönüyorum ipimi doladım ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle 1 2 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir buradaki trabzanın içine batıyorum şöyle sık iğne hemen bir sonraki trabzanın beline giriyorum sık iğne sonrakine battım sık iğne şu boşluğa batıyorum dik 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 hepsini bir kapattım ipimi doluyorum ve diğer modele geçtim bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet tamam şöyle sıra sonuna geldim ipimi doladım burada bir sık iğne ile bir zincir çekip sık iğne yapmıştık içine batıyorum şöyle kenar trabzanımı yapıyorum kenarımızın düzgün gelmesi için dramını modelimiz bu şekilde ilerliyor gerçekten gördüğünüz gibi çok kolay çok da güzel şık bir model dediğim gibi koton türü ipler kullanarak yazlık ürgülerinizde de yeleklerde bluzlarda hırkalarda etol şallarda da kullanabilirsiniz mevsimlikte kullanabileceğiniz bir model modelimizin ön yüzü arka yüzü yok şöyle daha önce daha büyük bir parçada şöyle yine angora simli kullandım çalışmış çalıştım sizin için bakın şöyle göstereyim modelimizin ön yüzü arka yüzü yok her iki taraftan da model kuruluyor model yapıldığı için kolaylıkla her iki tarafını da kullanabileceğimiz bir model Umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla hoşçakalın